çıkmayı hem de epeyce de eleştiri var altılı masaya. Yani adaya açıklanmıyor, biraz motivasyonu azaldı muhalefet seçmenin diye. O eleştirileri de konuşalım istedik. Profesör Doktor Ali Çarkoğlu, siyaset bilimci karşımızda. Ali Bey hoş geldiniz. Merhaba, hoş bulduk. Aktardım. Yani benim bugüne kadar yani şunu hep duyuyoruz. Altı lider birlikte yönetecekler ifadesi hep dile getiriliyor ama bir eş güdüm kurumu gibi adlandırarak ve onun mecliste millet liderler olacağı için hükümette olmayacak liderler tarafından oluşturulacağı böyle bir istişare mekanizmasıyla yürütüleceğini açıkladı. Sanıyorum bugüne kadar yapılmış en ileri açıklama diyebiliriz buna. Evet, yani altılı masaya pek çok eleştiri geliyordu. Bunların başında ya bu işi nasıl yapacaksınız anlatın diyorlardı. İşte bu açıkça söylediler ki bir koalisyon varmış gibi yöneteceğiz. Türkiye'nin koalisyonlarla epey bir tecrübesi var. Bir mit yaratıldı Türkiye'de koalisyon kötüdür, koalisyon iç iş yapamaz diye. Ama bu genelde büyük iş dünyasının şikayetiydi. Tek başına gelen bir iktidardan da şikayetçi olabileceklerini bu vesileyle görmüş olduk. Şu anda koalisyon gibi yönetilmesin Türkiye diyen bir büyük iş dünyası henüz çıkmadı. Evet. Bence çıkmayacaktır da. Çünkü istişare ile tek kişinin verdiği kararlar değil de bütün ülkenin farklı görüşlerini dikkate alarak bunların temsilcileriyle danışarak bunlara yönetim etmek şu anda Türkiye'nin en büyük ihtiyaçlarından bir tanesi. Ortak akıl ihtiyacı aslında biraz herhalde. Evet, yani nasıl söyleyeceğinize bağlı ama daha demokratik bir yönetim diyelim. Bu denetimi de beraberinde getirecek bir şey değil mi hocam zaten? Yani bu kadar işin içinde aktör olunca. Tabii ki yani şu anda herhangi bir şekilde yönetime bir görüş bildirmek istiyorsanız bu görüş sadece bir kişiye çıkması gerekiyor. Bunun şu anda bunun sıkıntıları yaşanıyor Türkiye'de. Ortaya konulan bu yeni sistem kolay bir sistem değil mutlaka ki. Fakat daha önce Türkiye'de uzun yıllar yaşanmış bir sistemdir bu. Koalisyon deyince uyumsuz koalisyonları değil, gayet uyum içinde olan koalisyonları da hatırlamak gerekir. Yani düşünürsek pek çok şey örnek verebiliriz. Kıbrıs Harekatı da koalisyon döneminde yaşanmıştır. 91 seçimlerinden sonra Demirel İnönü koalisyonu da büyük şikayetlerin olmadığı bir koalisyon olarak hatırlarda kaldı. Anlaşamayan koalisyonlar da olmuştur. Fakat bence Türkiye'ye damgasını vurmuş olan, anlaşmış olan koalisyonlar. Bu koalisyon da bir seneyi aşkın bir süredir anlaşma yollarını aradı ve buldu. Şu ana kadar gördüğümüzde uyum içerisinde bu yönetim şeklini deneyecekler, yürütecekler. Başka da bir çaremiz olduğunu da itibar görecek mi? Tabii en önemli şeylerden birisi bu. İktidar kanadından yapılan eleştirileri görüyoruz. Bu yeni anayasa açıklandıktan sonra da çok sık dile getirildi. Eskiyi geri getirmek istiyorlar. Halka icrada bulunacak yönetimi seçme hakkı verildi. O hakkı geri almak istiyorlar. Hükümeti seçme hakkı verildi. O hakkı geri almak. Bugün Bekir Bozdağ'ın bu yönde bir açıklaması var. Aslında Cumhurbaşkanı'nı da halk seçsin ama yetkisi az olsun diyor altılı masa. Diğerlerini de sonuçta halk seçiyor yani. Birisi getirmiyor başbakanı da diğerini de, değil mi? Tabii şimdi yeni gelen anayasa önerisine bakarsanız pek öyle eskiye dönmek istemediklerini görüyoruz orada. Seçim barajını %3'e düşürüyorlar. Devlet yardımı sınırı da %1'e iniyor. Şimdi böyle bir anayasa önerisi Türkiye'nin daha geçmişte denemiş olduğu bir anayasanın bir parçası değildi. Doğru. Keza Cumhurbaşkanı'nın yetkileri de sınırlanıyor. Ama hala daha devletin başı silahlı kuvvetlerini tek başına kullanma yetkisi ve başkomutan olma
durumu hala Cumhurbaşkanı'nda. Dolayısıyla öyle kanunlara veto hakkı olsun denmiyor. Evet, meclise geri gönderiyor. Ama çoğunluk sıralamasına göre başbakanı atama yetkisi empoze ediliyor Cumhurbaşkanı'na. Bunların hepsi halkın oylarıyla seçilmiş meclis ve meclisin içindeki temsilcilerin tek imzayla örneğin uluslararası anlaşmaları feshetme yetkisine sahip olmaması gibi geriye dönmek değil, daha iyi bir düzenleme olarak da görülebilir bu. Ama elbette şu anki yönetim bunu geriye dönmek olarak... İşi siyasi iletişim öyle yürütülecek gibi görünüyor. Yani bunlar geriye dönmek istiyorlar eski karmaşık günlere. Türkiye'nin yönetilemediği, çok sık hükümetlerin değiştiği döneme göndermek istiyorlar diyorlar. Ama öyle hızlı hükümet değişimini de sağlayacak bir düzenleme değil. Çünkü yenisi kurulmadan eski hükümetin düşürülmesine de müsaade etmeyen bir anayasa. Elbette ben de oraya gelecektim. Yani eskiden... yapılmış hataların tekrarı değil, tam tersine eskiden olan işlemeyen yönlerini parlamenter sistemin bir anlamda kontrol altına alma girişimidir bu. Aynı şekilde yargıyı güçlendirmek, evet eskiye dönmek anlamına geliyorsa yargıyı güçlendirmek, dönelim. O anlamda eskiye dönüş olacaktır. Dönelim. Ama yargının güçlü olması gerektiğini herhalde herkes kabul ediyor burada. Şimdi hocam tabii bunun bir alıcısı önemli olan. Yeterince sizce o iletişimi yapılabiliyor mu? Ben hala görüyorum. Bu Cumhurbaşkanı adayı ki Temel Karamollaoğlu diyor. Bu konuda acelemiz yok. Seçim tarihi açıklandıktan sonra biz Cumhurbaşkanı adayımızı açıklayabiliriz. Bunun nasıl açıklanacağı, nasıl istişare edileceği, masada nasıl konuşulacağı, yöntemi ve benzeri konularda henüz daha gündeme gelmedi bile. Çünkü biz daha çok geçişe bakıyoruz. Nasıl yönetecek Türkiye ona bakıyoruz. Hangi kurallarla yönetilecek, kurumlar nasıl yürüyecek bunlara bakıyoruz diyor. Ama tabii bir taraftan da ciddi bir baskı var. Yani bu aday kim olacak Türkiye'yi, işte o istişareyi, o mekanizmayı kim çalıştıracak, başta kim görünecek ve benzeri bir baskı da söz konusu. Bunun özellikle muhalif seçmende bir sıkıntı yarattığına ilişkin de tespitler yapılıyor. Hatta bazı anketlere yansıdığını da görüyoruz. Böyle bir baskı altında yürüyor bu işler. Bu söylenenler biraz ikinci planda kalmıyor mu bu şartlar altında? O iletişim tam sağlanabiliyor mu toplumla? Yani iletişimi siz benden çok daha iyi biliyorsunuz. İletişim tarafına girmek istemem ben. Ama şunu söylemek isterim. Burada bir baskı olduğunu da ben açıkçası görmüyorum. Halktan gelen bir baskıysa o zaman ciddiye almak gerekir. Ama yönetimden gelen bir baskı siyasetin cilvesi olarak görülebilir. Elbette bir taraf aday görmek isteyebilir. Öbür taraf kendi gündemini kendisi belirleyecek. Ben kendi içlerinden bir baskı geldiği kanaatinde değilim. Öyle olmuş olsa birisi kalkar söylerdi. Biz hadi bu işi yapalım diye. Bir aday görmek istiyoruz derdi. Yani içeriden bir baskı olmadığı için de daha rahat hareket etme imkanları olduğunu söylüyorsunuz. Ben biraz bir motivasyon bozukluğu üzerinde de çok tartışılıyor ya özellikle muhalefet seçmeni. O açıdan sormak istemiştim yani iletişim kısmında oradan. Aslında ciddi bir proje konuyor ortaya ama o motivasyon hep sanki adaya bağlıymış gibi görünüyor. Bence bu tamamen karşı tarafın argümanıdır. Kendileri de biliyorsunuz bir vizyon çalışması açıkladılar. Şu anda vizyondan aklınızda ne kaldı bilmiyorum. Vallahi ismini bile işte Türkiye Yüzyılı idi herhalde. Evet. Onu hatırlıyorum. Yani bu işi öyle biz yapıyoruz çok iyi oluyor hadi siz de yapın şeklinde dile getirildiği zaman ben hakikaten şaşırıyorum. Çünkü kendileri de vizyon açıkladılar. Öyle çok büyük bir heyecan gelmedi. Muhalefet şöyle bir baskı yapmadı onlara. İlla yeni bir vizyon deklare edin demediler. Onlar kendileri açıkladılar. Çok da büyük bir heyecan olduğunu ben gözlemedim. Şimdi ayın 3'ünde Ana Muhalefet Partisi, evet Sayın Kılıçdaroğlu da bir takım açıklamalarda bulunacak. O zaman göreceğiz. O zaman belki karşılaştırma imkanımız olur. Ama bundan daha az heyecan uyandıran bir teklif olacağını düşünüyor muyuz dersek, bu mümkün müdür diye sormak gerekir. Vallahi o günden akılda kalan tek şey herhalde
daha önce programlarına davet etmediği gazetecileri davet etmiş olmasıydı hükümetin. Evet. En çok o konuşuldu yani. Gazeteciler gidecek mi, gitmeyecek mi, gitsin mi, gitmesin mi? Onun üzerinde tartışma oldu. Konuşulanlar üzerinde değil, daha azdı yani. Evet, vizyon üzerinde pek bir şey konuşma ihtiyacı hissetmedi kimse. Evet, öyle bir tartışma da olmadı. İyi gidiyor mu hocam son olarak altılı masa sizce? Ben soruyu daha iyi gidebilir mi diye sorardım. Evet, tabii ki daha iyi gidebilir. Ama büyük projeler zorlu başlangıçlarla ilerler. Ama bir defa ilerlemeye başladığı zaman da onu kolay kolay durduramazsınız. Bu böyle bir tanker gibi bir şey. Öyle bir tankerin yürümeye başlaması epey vakit alabilir. Türkiye'nin de yeni bir düzene geçmesi de biraz zorlu olabilir. Ama bir defa yürümeye başladığı zaman çok hızlı gitmesi de gerekmiyor. Yavaş yavaş da gidebilir. Ama durmadan yoluna devam edecek mi? Bence eğer bir teşbih yapılacaksa bu tankeri devam ettirebilecek mi altılı masa? Bence esas önemli olan soru o. Zor bir proje bu. Zor bir proje ama yine de kazasız ilerlemeyi bugüne kadar getirmeyi de başarmış altı lider var. Çok teşekkür Tabii ediyoruz ki. Hocam. Katıldığınız için, değerlendirmeler için eksik olmayın. Ali Çarkoğlu. Ben teşekkür ederim. Koç Üniversitesi öğretim üyesi, siyaset bilimci. Evet, şimdi size bir yeni gelen haberi aktarayım. Ondan sonra biraz bu siyaset üzerinden devam edeceğiz. Özellikle muhalefet siyasetinin halka dokunması konusundaki hassasiyeti AK Parti'nin gerçekten çok dikkat çekici. Şimdi BİM'in sözlerini aktarmıştım size. FETÖ ile ilgili de Devlet Bahçeli'ye yanıt vardı. Aynı zamanda ekranlarda yapılan eleştirilere yanıtlar vardı. Milliyetçi Hareket Partisi'nden bu meseleyle ilgili bir açıklama geldi.